Sevgili gençler, uzman yayınlarına hoş geldiniz. 15. dersimiz manyetik alan. Neler var bu dersimizde? Akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alan var. Akım geçen iletken halkanın merkezindeki manyetik alan var. Akım geçen akım makarasının merkez eksenindeki manyetik alan var. 3 tane manyetik alanla ilgili matematiksel modellerimiz var. Ve bir de manyetik alanın yönünü bulmak var. Manyetik alanla ilgili AYT'de son 3 yılda soru gelmedi. En son 2013 yılında soru geldi. Dolayısıyla bu ne demek? Bizim için yine aynı şeyi söylüyorum. Bu yıl soru gelme olasılığı daha fazla. Akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alan. Arkadaşlar, manyetik alan manyetik kuvvet aslında. Ama birim bir şeylere uygulanan manyetik kuvvet. Daha önce bir dersimde söylemiştim. Fizikte 3 tane alan vardır. Çekim alanı, elektrik alan ve manyetik alan. Bu üçü de birim bir şeylere uygulanan kuvvettir. Manyetik alan da manyetik kuvvettir. Şimdi şöyle incelemelerimiz var. Şu tel bizim için önemli. Şu tel arkadaşlar bizim için önemli. Bu telden akım geçiriyoruz. Şöyle akım geçiyor. Şu anda geçmiyor bu arada. Anahtarı kapatmadığımız için şu anda akım sıfır. Akım sıfır olunca manyetik alan yok. Yok. Ama akım geçirdiğimizde gördüğünüz gibi X'teki manyetik alanın B kadar olduğunu görüyoruz. Akımı iki katına çıkarttığımızda X'teki manyetik alan iki katına çıkıyor. Ki biz burada hemen şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akım şiddetiyle manyetik alan doğru orantılıdır diyebiliriz. Fakat bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Y'deki manyetik alan da bu durumda B kadar oluyor. Yani X'teki manyetik alan 2B iken uzaklık 2 katına çıktığında Y'deki manyetik alan da B oluyor. O zaman biz manyetik alanın akımla doğru orantılı olduğunu, uzaklıkla ters orantılı olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi uzaklık iki katına çıkıyor. Manyetik alan yarıya düşüyor. Dolayısıyla uzaklıkla, uzaklığın karesiyle falan değil, uzaklıkla ters orantılı olduğunu görüyoruz. Şurada bir 2K diye de bir sabit sayımız var. Bu matematiksel modeli bilmekte fayda var. Ama genel olarak yorumlarda işte akım şiddeti böyle uzaklık gibi düşünebiliyoruz. Manyetik alanın birimi Tesla'dır. Arkadaşlar Tesla bir bilim adamının adı biliyorsunuz. Edison'la onların tartışmaları var. Alternatif akım ünitesinde anlatacağım onu. Tesla manyetik alanın Tesla'ya hürmeten manyetik alan birimine Tesla ismi verilmiş. K manyetik alan sabiti ve hava ortamında 10 üzeri eksi 7 Tesla metre bölü amper ile ifade ediliyor. Akım geçen düz telin çevresindeki manyetik alanın yönü. Şimdi akım geçen düz telimiz şu telde. Akım bu yönde geçiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar manyetik alanın yönü biz sağ el kuralıyla buluyoruz. Nasıl bir sağ el kuralı bu? Bir dik baş parmak var, bir de kıvrık dört parmak var. Kıvrık dört parmak, dik baş parmak. Şimdi bu 3 tane manyetik alanı hesaplayacağımızı ve manyetik alanın yönünü bulacağımızı söyledik. Üçünde de bu manyetik sağ el kuralı geçerli. Hepsinde kıvrık dört parmak ve dik baş parmak olacak. Şimdi burada dik baş parmak her zaman düz olanları gösterecek. Kıvrık olansa diğerini gösterecek. Şimdi burada düz olan belli. Akım. Akımı şöyle tuttuğumuzda. Efendim K'daki manyetik alan içe doğru. L'deki manyetik alan dışa doğru. Evet. Bakın mesela şu şekle bakalım arkadaşlar. Şu şekle bakalım. Bize doğru bir akım geçiyor. Bakın şöyle. Akım şu sayfa düzlemine dik ve dışa doğru bir akım var.
Evet, tamam. Dik baş parmak onu gösteriyor. P'deki teğet şeklinde. Çembere teğet. Efendim R'deki, S'deki, T'deki. Gördüğünüz gibi bu şekilde efendim çembere teğet olacak şekilde oluyor manyetik alanın yönü. Bakın mesela şu tele bakalım. Şu tele. Efendim dik baş parmak akım yönü. Bakın sayfa düzeni dik dışa doğru. Fakat telin bu tarafında, telin şöyle diğer tarafında arkadaşlar, diğer tarafında ise sayfa düzlemine dik içe doğru. Evet. Bu anlaşıldı mı? Tekrar yapalım. Bakın şöyle dışa doğru, bu tarafta ise içe doğru oluyor. Herhalde anlıyorsunuzdur. Devam edelim. Örnekle devam edelim. Bir telimiz var. Akım geçiyor. KLM noktalarındaki manyetik alanların büyüklükleri bize soruluyor. Şimdi biz neye bakacağız? B eşittir 2K I bölü D. Şimdi D ne? Dik uzaklık. Burada K ile L'nin dik uzaklıkları eşit. Oradaki manyetik alanların büyüklükleri eşit. M daha uzak. Manyetik alanı küçük. Öyleyse doğru cevap K ile L eşit. M onlardan küçük olacak. Yine KLM noktalarındaki manyetik alanların büyüklükleri bize soruluyor. Dik uzaklığa bakacağız. K'nın dik uzaklığı 1,5 köşegen. L'nin dik uzaklığı 1 köşegen. M'ninkisi 2 köşegen. En yakın L. O zaman L'deki manyetik alan büyük. Sonra K. Sonra M gelecek. Dik uzaklık. Şimdi tel köşegen şeklinde durduğunda efendim gördüğünüz gibi K noktasına köşegen şeklinde dik gidebilirim. Karede köşegenler diktir. Efendim L'ye yine köşegen şeklinde gidiyorum. O şekilde bakıyorum. L daha yakın, dik uzaklıklara bakıyorum. Öyleyse L'deki manyetik alan daha büyük. L daha yakın, daha manyetik alanı daha büyük. Doğru cevap B seçeneği. Yine bir örneğimiz var. Yine telden I akımı geçiyor ve yine KLM noktalarındaki manyetik alanlarla ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. K ile L noktalarındaki manyetik alanlar aynı büyüklüktedir. Doğru. Çünkü B eşittir 2K I bölü D. İ'ler zaten tek bir İ var. D'ler aynı olduğu için K ve L'de manyetik alanlar aynı büyüklüktedir. K ile L noktalarındaki manyetik alanlar aynı yönlüdür. Hayır. K'daki manyetik alan sayfa düzlemine dik ve dışa doğru. Evet hatırlayalım. Dik baş parmak akım yönünü gösterecek. Kıvrık dört parmak K'da dışa doğru. L'de ise içe doğru arkadaşlar. Dolayısıyla aynı yönü değil. Evet, içe doğru L'de. K noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü M'dekinden büyüktür. Evet. Çünkü K daha yakın, D küçük, manyetik alan büyük. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneği. Sayfa düzlemindeki birbirine paralel sonsuz uzunluktaki K ve L iletken tellerinden şekildeki bir İki i büyüklüklerinde akımlar geçiyor. K telinin 2D kadar uzaklıktaki M noktasında oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B ise yazalım. K'nın oluşturduğu manyetik alanı yazıyorum. 2K'yı almasam olur. 2i bölü 2D. Yönüne bakıyorum. Dik baş parmak akım yönü kıvrık dört parmak M'de sayfa düzlemine dik içe doğru. M'deki bileşke manyetik alanı sorduğu için bir de L telinden kaynaklanan manyetik alanı yazıyorum. I bölü D. Bu da B'ye kadar. Yönü yine dik baş parmak akım yönü M'de sayfa düzlemine dik ve içe doğru çıktığı için toplayacağız.
aynı yönlü oldukları için toplayacağız. Öyleyse ikisi de B olduğu için toplam 2B olacak. Doğru cevap D seçeneği. K ve L noktalarından geçen tellerin O noktasında oluşturdukları manyetik alan, bileşke manyetik alan bize verilmiş. 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Dikkat lütfen. Bakın bir tanesi şu. Bileşenlerini ayırıyorum. Bileşke manyetik alanı, bir tanesi bu. Şimdi K'daki tel K'dan geçen akım, bakın sayfa düzlemine dik ve dışa doğru olmalı ki O'daki manyetik alan bu mavi çizdiğim gibi olsun. Dolayısıyla buradaki telden geçen akım böyle olması lazım. L'den geçen akım ise sayfa düzlemine dik ama içe doğru olması lazım ki yeşil manyetik alanı oluştursun. Yeşille çizdiğim manyetik alanı oluştursun. Bakın, evet. Öyleyse K'den geçen akımın yönü sayfa düzlemine dik ve dışarıya doğrudur. Doğru arkadaşlar. L'den geçen akımın yönü sayfa düzlemine dik ve içeriye doğrudur. Doğru. K ve L'den geçen akımların şiddetleri eşittir. Doğru. Nereden bildim? Çünkü B'ler eşit. İkisinin K'deki akımla L'deki akımın ikisi de eşit B'ler oluşturuyor. Görüyorsunuz. Bir birimlik. Bakın. Bu lacivertle çizdiğimde bir, yeşille çizdiğimde bir. Öyleyse B'ler eşit. D'ler eşit. İki birim. O zaman İ'ler eşit olacak. Öyleyse doğru cevap E seçeneği olur arkadaşlar. 1, 2, 3 diyoruz. Akım geçen iletken halkanın merkezindeki manyetik alan. Arkadaşlar burada kırmızı telden akım geçiyor. İşte bu böyle bir halkadan akım geçtiğinde manyetik alan çizgileri bu şekilde oluşur. Ama bizi tam merkezindeki manyetik alan ilgilendiriyor. Çünkü diğer manyetik alanların şiddeti ne hesaplamak kolay değil. Ama merkezdeki manyetik alanı hesaplamak kolay. Lise müfredatında da zaten o var. Şimdi akım böyle geçtiğinde bakın inceleme yapıyoruz. O'daki manyetik alan B kadar bulunuyor. Ölçülüp. Akım iki katına çıktığında manyetik alan iki katına çıkıyor. Akım şiddetiyle manyetik alan doğru orantılı diyebiliriz. Yarıçap iki katına çıktığında ise manyetik alan yarıya düşüyor. Öyleyse yarıçapla da manyetik alan ters orantılı diyebiliriz. Arkadaşlar matematiksel modelimiz budur. 2 pi k diye bir sabit sayımız var. Ama yine akımla doğru orantılı, yarıçapla ters orantılı i bölü r geliyor. Peki akım geçen halkanın merkezindeki manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Bu sefer kıvrık dört parmakla dik baş parmaktan hangisi akımı gösterecek? Kıvrık olan akımı gösteriyor bu sefer. Ve dik baş parmak, bakın gördüğünüz gibi sayfa düzlemine dik ve içe doğru bir manyetik alanı gösteriyor. Evet, tekrar gösteriyorum. Kıvrık dört parmak İ'yi gösteriyor. B, içe doğru oluyor. İ gördüğünüz gibi burada kıvrık dört parmakla gösteriliyor. Evet, kıvrık dört parmak akım yönünü gösteriyor. Dik baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor arkadaşlar. Yapalım bakalım. Örnekle gösterelim. Sonsuz uzunluktaki x teli ile yarıçapı r olan y teli aynı düzlemdedir. Tellerden şekildeki yönlerde ve büyüklüklerde elektrik akımları geçiyor. Eşit büyüklüklerde. X telinin O'da oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B ise O'daki bileşkeyi soruyor bize. Şimdi x telininki B ise yazalım. 2K'yı almaya gerek var mı? Var. 2K i bölü 2R. K i bölü R çıkıyor. Uzaklık 2R görüyorsunuz. Dik uzaklık şurası 2R.
Peki, Y telinden kaynaklanan manyetik alanı yazayım. 2 pi k. I bölü R. Pi ne alacakmışız? 3 alacakmışız. 6 k I bölü R. Yani 6 B yapıyor. Peki yönü nasıl? Yönlere bakalım şimdi. Şimdi önce doğru sal telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alanın manyetik alanın yönünü buluyorum. Dik baş parmak İ'yi gösteriyor. Kıvrık dört parmak O'da. O'da yukarı doğru. Yani şu sayfa düzlemine dik dışa doğru. Peki Y telinden kaynaklanansa içe doğru. E o zaman ne yapacağız? Bu manyetik alanlar ters yönlü olduğundan 6B'den B'yi çıkartacağız. Ve doğru cevap olarak da neyi bulacağız? 5'i 5B'yi bulacağız. Doğru cevap B seçeneği. Evet. Bir başka örneğimiz var arkadaşlar. Yine K teli ve L çembersel teli var. Bunlardan İK ve İL büyüklüklerinde akım geçiyor. O'daki bileşke manyetik alanı 0. Buna göre 1, 2, 3 çarklarının hangileri doğrudur? K telinin O'daki manyetik alanı ile L telininki aynı yönlüdür. Şimdi aynı yönlü olsa manyetik alanlar 0 yapmaz. Birinin manyetik alanı ile diğeri birbirini ne yapması lazım? Etkisini sıfırlaması lazım. O yüzden zıt yönlü olması gerekiyor. Onun için birinci yargı zaten doğru değil. K telinin O noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü ile L'ninki eşit büyüklüktedir. Doğru. Çünkü bunlar birbirini götürecek ve sıfırı verecek. O yüzden eşit büyüklükte olması gerekiyor. İK büyük İL'dir. Bakacağız. Şimdi 2K İK bölü 2R K telinden geçen akımın O'da oluşturduğu manyetik alandır. Bu eşit olmalı. 2 pi K İL bölü R'ye eşit olmalıdır. Peki işleme buradan devam edelim. K'lar gider. İkiler de gidiyormuş bu arada. Bu arada R'ler de gidiyormuş. İK eşittir. 2 pi 6 İL çıkıyor ki net olarak görülüyor arkadaşlar. İK İL'den büyük. Öyleyse 3. yargı da doğrudur. Öyleyse doğru cevabımız 2, 3 yani D seçeneği. Bu sefer K ve L çembersel tellerinden 2 İ ve 4 İ büyüklüklerinde akımlar geçiyor. K telinin O'da oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B ise O'daki bileşke manyetik alanı bize soruluyor. Hemen K telinin kini yazıyoruz. B'yi yazıyoruz yani 2 pi k 2 i bölü 2 r. Yani B'yi yazdığımızda 2 pi k i bölü r buluyoruz. Peki L'ninkini yazalım. 2 pi k 4 i bölü 2 r. Yani 2 pi k i'nin 2 katı. Evet. Yani efendim 2B. Peki bunlar aynı yönlü mü, zıt yönlü mü? Büyük ihtimalle aynı yönlü olacak çünkü akımlar aynı yönlü. Ama yine biz gösterelim. Akımın yönünü kıvrık dört parmak, manyetik alanın yönünü dik baş parmak gösterdiğinde ikisi için de sayfa düzlemine dik ve içe doğru çıkıyor. Öyleyse ikisi de böyle olduğu için toplanacak. Toplandığı zaman da doğru cevabı D olarak buluruz arkadaşlar. Akım geçen akım makarasının merkez eksenindeki manyetik alan son konumuz. Evet, akım makarası ya da bobin ya da solenoid ya da ne deniyor başka buna? Akım makarası diyoruz. Solenoid diyoruz. Bobin diyoruz. Böyle çok isimlerle anıyoruz. Çünkü sanayide çok kullanılan bir şey. Akım makarası arkadaşlar. Şimdi akım makarasından iyi akım geçtiğinde manyetik alan B iken akım yine iki katına çıktığında
manyetik alan iki katına çıkıyor. Öyleyse akım şiddetiyle manyetik alanın büyüklüğü doğru orantılıdır. Sarım sayısını iki katına çıkarttığımızda, şu iki şekli incelediğimizde, sarım sayısını iki katına çıkarttığımızda da manyetik alanın iki katına çıktığını görürüz. Sarım sayısıyla manyetik alanın büyüklüğü de doğru orantılıdır. Şu ikisine baktığımızda akım şiddeti aynı, sarımlar aynı ama makaranın uzunluğunu artırdığımızda, yani sarımın uzunluğu yalnız bu, makaranın uzunluğu farklıdır. Makaranın uzunluğu şurası bakın. Ama makaranın uzunluğu hiç önemli değildir. Sarımın uzunluğu önemlidir. Sarımın uzunluğu artırıldığında manyetik alanın azaldığı görülmekte. Öyleyse sarımın uzunluğuyla manyetik alanın büyüklüğü ters orantılı denilebilir. Matematiksel modelimiz böyledir. 4pi k i n bölü l'dir. Arkadaşlar, eğer soruda hep akım makaraları varlarsa şu kısmı almasak olur. Ama bir akım makarası var, bir de çembersel tel var. O zaman bunları alacağız. Mecburuz. Çünkü bunlar B'yi değiştiriyor. Çembersel telde aynı sabit yok çünkü. Ya da düz bir tel var, bir de akım makarası var. O zaman ne yapacağız? Yine bunu alacağız. Evet. Soruda hep aynı şeyler var. Mesela iki tane doğrusal tel var. Sabit sayıları almasak olur. İki tane çembersel tel var. Sabit sayıları almasak olur. İki tane akım makarası var. Sabit sayıyı almasak olur. Akım geçen akım makarasının merkez eksenindeki manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Yine aynı. Sahel kuralıyla bulacağız. Kıvrık dört parmak var. Dik baş parmak var. Ama burada kıvrık olan hangisi? Akım. Öyleyse kıvrık dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde makarayı bu şekilde sarar. Bu da B'nin yönünü gösterir. Evet, gördüğünüz gibi doğru göstermişim ben burada. Evet, B'nin yönü doğru göstermişim. Evet, bir bakalım yön bulmaya. Bakın bu soruda yön bulma. İlginç bir şekilde x, y, z düzleminde. K telinden şu şekilde akım geçiyor. Ve dikkat, artı z yönünde bir B. Artı z yönünde bir B. Tamam, artı z, o zaman şunları atalım. Güzel. Bakın Y'ye bak, L teline bakalım. L telinde böyle geçiyor. Artı Y yönünde B var. B, dik baş parmağın yönü B. Evet, artı Y yönü. O zaman D, B seçeneğinde ikisi de aynı. O zaman Z'ye de bakmak zorundayız. Evet, bakın akım yönü ve eksi X. B'nin yönü, dik baş parmak. Dik baş parmak B'nin yönü, eksi X. Doğru cevap E seçeneği. Evet arkadaşlar. Şekildeki akım makaraları doğru akım üreteçlerine bağlanmıştır. Buna göre hangilerinde manyetik kutuplar doğru olarak gösterilmiştir? Bu soruya yıldız koyabilirsiniz. Efendim, şimdi akım böyle geçiyor. Akım böyle geçiyor ve B'nin yönü böyle. Arkadaşlar, B'nin yönü N kutbudur. Doğru gösterilmiş. X de doğru gösterilmiş. Manyetik alanın yönü kuzey kutbunu gösterir. Peki burada akım böyle geçiyor. Kıvrık dört parmak, dik baş parmak. B'nin yönü, manyetik alanın yönü kuzey kutbunun yönü. Bu da doğru gösterilmiştir. Peki burada akım böyle. Artıdan eksiye doğru. Artı uçtan çıkar üreticin. Evet, dikkat. Akım böyle. Böyle kavradığımızda, böyle kavrayacağız. Kavradığımızda B'nin yönü doğru gösterilmemiş. B'nin yönü N'nin yönü olacak. Öyleyse doğru cevap X ve Y olacak. Doğru cevap B seçeneği. Bu soruyu çözmüştük. Böylece arkadaşlar dersimizi bitirdik. Evet. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese, özellikle kameraman arkadaşım Berkay Yaşar'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.